Akıl nedir ve nasıl kullanılmalıdır? Değerli kardeşimiz, akıl için anlama aleti, düşünme kabiliyeti, zeka, zihin, madeni kalp ve ruhta şuağı dimağda bulunan bir nur-u manevi gibi değişik tarifler yapılmıştır. Felsefeciler aklı değişik manalarda anlamış, farklı şekillerde tarif etmişler. Ama üzerinde anlaştıkları tek bir tarif gösterilemiyor. Bu ne demektir? Yani insanoğlu henüz aklının mahiyetini anlamış değil. Akıl hakkında yapılan güzel bir tarif. Akıl, zatıyla maddeden mücerret, fiiliyle maddeyle alakadar bir cevherdir. Hem maddeden mücerret, hem de maddeyle alakadar olmak nasıl olur? Şu misal konuya açıklık getirebilir. Çalışan bir buzdolabına yahut çamaşır makinesine elimizi rahatlıkla dokundurabiliyoruz ve bizi elektrik çarpmıyor. Demek ki elektrik, zatıyla o cihazda yok ama fiiliyle onunla alakadar. Akılla beyin arasında da aynen olmasa bile benzer bir ilgi vardır. Aklın vazifesi üzerinde çok şeyler söylenmiş. Bunlardan oldukça kabul görmüş birisi şu: akıl anlama aletidir. Akıl alet olunca bir de onu kullanan olacaktır. Herhalde gözü kullanıp bakan, dili kullanıp tadan kimse, aklı kullanıp anlayan da o olmalı. Bu da ruhtan başkası değil. Nitekim yanlış iş gören birisini ikaz ederken, aklını kullan demiyor muyuz? Bu sözü herhalde o adamın eline, koluna yahut iç organlarına söylemiyoruz. İşte aklını kullanmasını istediğimiz o ruh, aklı tarif edemiyor. Nasıl etsin ki? Daha kendi mahiyetinden habersiz, onun da cahili. Her aletin bir kapasitesi, her terazinin tartabileceği asgari ve azami yükler vardır. Bir tonluk kantarla ne 10 tonluk demir tartılabilir ne de 10 gramlık altın. Her iki halde de alet bize bir fikir vermez, sadece hareketsiz kalmakla yetinir. İnsanın bütün duyu organları da birer terazi gibidir. Nitekim insan, çıplak gözle mikropları da göremiyor, ışığı dünyamıza ulaşmamış yıldızları da. Bir mikroskop, bir teleskop, onun görüş ufkunu biraz genişletir ama yine de belli sınırların dışına taşamaz. İnsanın işitmesi de öyledir, koku alması da. Gelelim anlama meselesine. Her aleti yerli yerinde kullanmayı düşünen, hiçbirine gücünün üstünde yük yükletmeyen, onları hırpalamayan, ezmeyen, perişan etmeyen insan, nedense sıra akla gelince bütün bu tedbirleri unutur. Ona her şeyi yüklemeye kalkar. Metafizik sahanın bile en ince meselelerini anlamaya, en derin problemlerini çözmeye, en uzak gerçeklerini keşfetmeye çabalar. Halbuki aklın da iş görebileceği belli sahalar vardır. Hele bazı konularda insanın değil konuşması, tahmin yürütmesi bile doğru değildir. Aklın rehbersiz dolaşamayacağı nice sahalar var. Bunlardan birisi, kainat niçin yaratılmıştır? Akıl ancak kainatın nasıl yaratıldığı konusunda bir şeyler söyleyebilir. Onun yaratılış gayesi aklın sahasını aşar. İnsan bu vadide sadece aklı ve kainatı yaratan Allah'ın kelamını dinleyecektir. İnsan her mahlukun hikmetli ve gayeli yaratıldığını, kendisinin de başıboş olmayacağını aklıyla kavrayabilir. Ama yaratıcısına, Rabbine karşı neler yapması gerektiğine kendisi karar veremez. Her nimetin şükür gerektirdiğini anlayabilir. Ancak bunun nasıl yapılacağı konusunda tahminler yürütemez. Aklın tek başına yanaşamayacağı bir başka saha, Cenab-ı Hakk'ın zatıdır. İnsan bu konuda izinsiz konuşmaya nasıl cesaret edebilir ki? Daha aklının ve ruhunun mahiyetlerini anlayabilmiş değildir. Bir başka saha, ölüm ve ötesi, kabir, haşir, hesap, mükafat ve ceza. Bunlar hakkında tahminler yürütmekte aklı aşar. Bütün bu ve benzeri konularda aklın gereği ilahi fermana aynen uymaktır. Fikrin sönükse Kur'an'ın güneşi altına gir. İmanın nuru ile bak ki yıldız böceği olan fikrin yerine her bir ayeti Kur'an birer yıldız misillü sana ışık verir. Sözler. Kur'an güneşinin altına girenler aydınlığa kavuşur. Yeni doğmuş gibi olurlar. Dar fikirleri birdenbire genişlenir. Görmeyen gözleri açılır. Daha önce bir adım olsun atamadıkları sahalarda yol almaya, yüzmeye, uçmaya başlarlar. Ama elbette belli bir sınıra kadar. Çünkü kuldurlar, mahlukturlar. Gerçekte akıl için yol birdir. O da ne şunun ne bir başkasının sözüne değil, vahyin ta kendisine uymaktır. Allah birdir, onun yolu da birdir. Görmez misin ki iki şeyin arasında var olduğu kabul edilen doğru tektir. Ama cehalet ve sapıklık yolları çoktur. Nitekim iki şeyin arasında düşünülen eğri çizgiler sonsuzdur. Kınalı Zade. Felsefe tarihi akıl üzerinde yapılan münakaşalarla doludur.
Bu tartışmalarda aklın ne olduğu üzerinde uzun uzun durulmuş ama onun nasıl kullanılması gerektiği çoğu zaman dikkate alınmamıştır. Halbuki bu ikincisi birinciden çok daha önemlidir. Malumdur ki insan bir aleti kullanmayı bildiği takdirde ondan rahatlıkla faydalanabiliyor. Onun inceliklerini bilmesi çoğu zaman gerekmiyor. Şu ayet-i kerime mealini dikkatle okuyalım. Bir de sana ruhtan soruyorlar. De ki, ruh Rabbimin emrindedir ve size ilimden ancak az bir şey verilmiştir. İsra Suresi 85. Bu ilahi haber akıl içinde aynen geçerli. Zaten ruh, kalp, akıl kelimeleri çoğu zaman aynı manada kullanılıyor. Bazı zatlar aklı ruhun bir sıfatı olarak kabul ederken, diğer bir kısmı da akıl, kalp ve ruh kelimelerini aynı mahiyetin değişik isimleri olarak değerlendiriyorlar. Evet, gerek Kur'an-ı Kerim'de, gerek hadis-i şeriflerde aklın mahiyetinden çok nasıl kullanılması gerektiği üzerinde durulur. Sema ve arzın yaratılışı, insanın yaratılış safaları, dağların nehirlerin faydaları, arının ilhama mazhariyeti, baharın haşre benzerliği gibi nice ibretli tablolar insan aklına takdim edilir ve ondan düşünmesi, anlaması ve şükretmesi istenir. Sorularla İslamiyet.com.